Geçmişten günümüze bu saldırılara muhatap olan kimseler mücadele ettiler, mücahede ettiler. Size karşı yapılan saldırılar var. Bu saldırılar sizi yoruyor mu hocam? Elhamdülillah. Müslüman yorulmayacak, yorulmuyoruz. Yani hamd ediyorum. Ya Rabbi sana düşman olanlar, kitabına düşman olanlar, Resulullah Aleyhisselam'a düşman olanlar bana dost değil diye Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyorum. Benim için büyük bir hamd vesilesidir bu. Tabi biz kavga adamı değiliz. Kavga etmek için dünyaya gelmedik. Ama kimse bizden şunu beklemesin. Ben dilediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e söveyim, sünnete Resulullah Aleyhisselam'a söveyim, sen buna ses çıkarma. Yani Hristiyanlıkta bu var bir yüzüne bir tokat vurulduğu zaman diğer yüzünde ama bizde o yok. Biri tokat vurduysa onu yer. İslam'da kısas var. İslamiyet bunu getirmiştir. Bu hakikati getirmiştir. Yani sen bu kitaba sövemezsin. Resulullah Aleyhisselam'ın muazzez yoluna sövemezsin. Eğer söversen ilim, fikir meydanında mutlaka bunun cevabını alacaksın. Yani bundan Elhamdülillah hiç müteessir olmam. Bunlar normaldir, olacaklardır. Biz çocukluğumuzda ilk bunlarla İmam Hatip Mektebi'ndeyken bunların saldırılarına maruz kaldık. Ama o zaman Büyük Doğu'yu bu kardeşin tanıdı, Üstad'ın o yolu. Diyor ya, yani e, beni Allah tutmuş, kim eder azah? Ben Allah'ın kuluyum, Rabbimin kuluyum. Ne buyurdu, ne duyurdu, ne bildirdiyse ona göre yaşayacağız. Kavaday değiliz ama Müslümanız. Başımızı secdeye koyarız. Bunun anlamı bu bağış senden başkasının önünde eğilirse sana ihanet etmiş, bu secdeye ihanet etmiş olur ya Rabbi deriz. masalların, masal kahramanlarının, sahte kahramanların Önünde eğilemeyiz Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar eğilmedik. Rüküde, secdede, kıyamda, ellerimizi bağladığımız anda bütün bunların sözünü veriyoruz. Peki bütün bunlar iftira, yalan, buhtanla saldırıyorlar. Ne yaparız? Derste hep kardeşlerime şunu söylerim. Üniversitelerde, gittiğim yerlerde, konferanslarda kardeşlerim hep şunu söyledim. İki noktada hassas olacaksınız. Bir, para mevzumunda. Para, elhamdülillah para mevzuunda şimdiye kadar tek bir konuşmamdan bir kuruş almadım. Ha bazı kardeşlerim bu yayınları yapıyorlar, meslekleri o, onu ifa ediyorlar, onlar alırlar. Ben ona bir şey demiyorum, onların hakkı. Ama benim elhamdülillah kitaplarım var, kendim oradan e, nafakamı temin ediyorum Allah'ın inayetiyle. Hiçbir kuruş almadım. Arkadaşlara, kardeşlerime şunu söyledim. Size bir para verecek de şunu al şuraya koy, o vakfın hesap numarasını ver, oraya yatırsınlar. Bir para mevzuunda, iki kadın mevzuunda hassas ol, bütün dinsizler, Allah ve Resul düşmanları üzerine gelsin. Bugün yalanlarla seni belki bir noktaya kadar mahkum ederler. Ama bu millet öyle asil bir millettir ki bu millet seni bir gün tutar, ayağa kaldırır. Bu millet hakikati ayağa kaldırır. Çünkü Anadolu o hakikatin bedelini ödemiştir. Elhamdülillah siz de hadiseyi buradan bakıyorsunuz. Biliyorsunuz bunlar nereden, nasıl saldırırlar? E bekliyoruz zaten biz onların buralardan yalanlar, masallarla saldırmasını bekliyoruz. Ne yapıyorsun saldırdığı zaman? Hudeybiye'den Mekke'ye bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zor bir anlaşma yapmış. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ağızdan bıçak açmıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh her şeyi sorguluyor. Gözlerde yaşlar birikmiş. Eller kınlarına gitmiş, kılıçlarına gitmiş. Öyle bir öfke hali var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hudeybiye'de Fetih Suresi geliyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Buradan Kur'an hakim onlara Mekke'ye bakın diyor. Şimdi siz oraya giremiyorsunuz, Mekke'ye giremiyorsunuz ama öyle bir gün gelecek ki bugün oraya girmenize müsaade edemeyenler ellerini, kollarını bağlayacaklar, karşınızda duracaklar, Onların hayatları sizin iki dudağınız arasından çıkacak bir cümlede olacak. ''Kâle lâ ve aleykumul yevm'' ''Yagfirullâhu lekum'' Öyle dedi Resulullah aleyhisselam. Bugün azarlama yok. Allah sizi affetsin. Hz. Yusuf aleyhisselamın söylediğini söylüyorum. Yani Hudeybiye'de onu Mekke'ye almayanlar, iki yıl sonra bütünüyle Mekke'yi İslam'a açtılar. İslam'a açılmasına, Mekke'nin mani olamadılar, engel olamadılar. Fetih suresi Müslümana bunu söyle. Buradan bak der. İnnehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun. Sahabe-i kiram Allahu ekber diyemiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim onlara Mekke'deki o şartlardan Medine'yi gösteriyor. İran'ın fethini gösteriyor. İstanbul'un fethini gösteriyor. Orayı işaret ediyor. Fakat bir de şunu gösteriyor. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون buradan ahireti de gösterir. Şimdi sana bu yalanlarla saldıranlar mahkemeyi kübra var oraya gelecekler. Allah Teala'nın mahkemesinde herkes hesap verecek. Oraya bakarsın elhamdülillah orası rahatlatır. Mekke'ye bakarsın, İstanbul'a bakarsın. Bir alemden bir anda başka bir aleme geçersin. Zaten namazla biz onu yaşarız. Allahu ekber deyince her namaz bir alemden başka bir aleme kanatlanmaktır.